Kiev Belediye Başkanı'nın bir konuşması var. Onu da ekranlara getirelim hemen. İstemiyoruz. Bu yüzden Rus askerleri buraya geliyor ve savaşı destekliyorlar. Bu savaş aslında Ruslara karşı. Biz kimseye saldırganlık yapmadık çünkü. Ama bir ordu gelirse biz de savaşacağız tabii ki. Biz bağımsızlığımız için savaşıyoruz, ailemiz için savaşıyoruz, geleceğimiz için savaşıyoruz ve refahımız için savaşıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Peki bize acaba şu anda Rusların ne kadar uzakta olduğunu söyleyebilir misiniz şehir merkezinden? Ruslar şu anda Kiev sınırındalar diyebilirim. Ve çok uzak değil. Buradan sanırım yaklaşık 20 kilometre, belki daha az bir uzaklıktalar. Peki Kiev ne kadar hazırlıklı acaba yeniden yapılacak bir saldırıya karşı? Bakın aslında Ruslar burada ülkemizin ekonomisini yok ettiler ve insani bir felaket yarattılar ülkemizde. Çok büyük bir insani krize yol açıyorlar. Çünkü ekonomimiz yerle bir edildi. Altyapımız yok edilmiş vaziyette. İnsanların işi yok, insanların parası yok, insanların evleri yok şu anda. Milyonlarca kişi yerlerinden edildi ve şu anda ne yaptılar? Ülkeyi yok etti Ruslar. Ve bu bir unsur sadece, milyonlarca insanın hayatı, bağımsızlığımız için zaten birçok bedel ödedi, binlerce Ukraynalı hayatını verdi bunun için. Peki ne olacak? Sonraki adım ne? Şimdi ne olacak? Ruslar bir takım beklentilere sahip, burada yeniden imparatorluklarını inşa etmek istiyorlar. Biz Rus imparatorluğunu istemiyoruz. Biz bağımsızlığımız için savaşmak istiyoruz. En önemli mesajımız budur. Peki burada Rus delegasyonunun Ukrayna delegasyonunu, heyetini beklediğine dair bir açıklama geldi. Bunu onaylayabilir misiniz? Ukrayna heyeti gidiyor mu? Evet, böyle bir bilgim var. Peki yorum yapabilir misiniz? Evet, benim elimde bir bilgi var ama şu anda böyle müzakerelerle ilgili bir yorum yapacak pozisyonda değilim. Hangi müzakereleri kastediyorsunuz? Evet, asıl soru şu, yani hangi müzakereler, ne müzakeresi? Çünkü burada bizim ülkemizden çıkmaları gerekiyor önce. Peki yorum yapamaz mısınız yani Ukrayna heyetinin gidip gitmediğine dair bölgeye? Hayır, yorum yapmayacağım bu konuda. Evet. Peki burada savaşın nasıl ilerlediğini, seyrettiğini anlatabilir misiniz Kiev'de? Çünkü çok zor aslında tam olarak takip etmemiz, ne olduğunu anlamamız. Bazen bazı bölgelerde çatışma olduğu Kiev'in eteklerinde söyleniyor. Durum nedir? Ruslar ufak birlikler gönderdi şehre. Bazen sivil olarak giyinmişlerdi. Keskin nişancılar gönderdiler ve burada çatışma çıkardılar. Saldırı yapmaya çalıştılar. Aynı zamanda şehirlerimizde panik yaratmak istediler. Evet, bu zor tabii ki. Şu anda onları avlıyoruz. Peşlerindeyiz. Ve bazı Rusları esir aldık, buraya şehrimize girenleri. Peki dün geçen haberlerde Rus, Ukraynalı güçlerin bu Rusların peşinde koştuğu söyleniyordu, takip ettiği söyleniyordu. Kaç kişi yakaladınız? Tam anlayamadım soruyu. Dün geçilen bilgilere göre Ukrayna güçleri bu Rusları avlıyordu. Siz de bunu söylediniz. Bağımsız Rus güçleri Kiev'in içindeydi. Bu söyleniyordu. Ne kadar başarılı bu operasyon? Evet, bunun amacı dikkat dağıtmak, bu grubun amacı. Ve bazı yerlerde başarılı oldular. Fakat şu anda bazı bölgelerde de biz başarılı olduk. Resmi hiçbir açıklama yaptık. Kimse evlerinden çıkmasın diyoruz. Çünkü sakinlerin hayatı bizim için çok önemli. Öncelikle bu insanları yakalamamız gerekiyor. Bu daha da kolay olur eğer kimse dışarı çıkmazsa, sokakta olmazsa. Peki şunu açıklayabilir misiniz? Ne kadar başarılı bu operasyon? Dün akşam bu Rus sabotajları
yakalayabildiniz mi? Tam olarak ne yaşandı? Evet, bazılarını öldürdük. Sanırım 6 kişiyi öldürdük dün akşam. Peki, Rus güçlerinin yaklaşık 20 kilometre uzakta olduğunu söylediniz Kiev merkezinden. Sizce ne kadar uzun süre tutabileceksiniz onları orada? Tutabildiğimiz kadar tutarız. Biz savaşacağız, gücümüz yettiği kadar da onları orada tutacağız. Yani Ukrayna güçlerinin direnişi sürecek. Bakın, 2 gün içinde Rusların burada olma planı olduğunu biliyorum ama imkanı yok. Çünkü bizde irade var. Biz kararlıyız çünkü biz kendi evlerimiz, kendi ülkemiz için savaşıyoruz. Biz evimizdeyiz ve bu onlar için çok büyük moral bozukluğuna yol açıyor. Askerleri moralsiz çünkü biliyorlar, hissediyorlar, çok huzursuz hissediyorlar. Çünkü nereye gitseler her yerde başlarına bir iş geliyor ve mesaj çok net. Evinize dönün diyoruz. Herkes gidin, ülkenize dönün diyor onlara olabildiğince hızlı bir şekilde. Peki, burada bir karar alındığı söyleniyor. Sivillere silah dağıtılma kararı alındı. Şehri savunmak isteyenlere, ülkeyi savunmak isteyenlere. Sıraya girenleri gördük. Genç insanlar. Evet, sivil savunma bu. Birçok insan hazır bekliyor ülkemizi savunmak için. Onlar silah istedi. Biz de bu yüzden birçoğuna verdik. Çoğunun askeri geçmişi var. O yüzden şu anda sivil savunmaya başvurduk ve eli silah tutan tüm vatandaş, kadın erkek fark etmeksizin, ülkesiyle gurur duyan, savunmak isteyen herkes gelip silah alır. Ailelerimizi, çocuklarımızı, evlerimizi koruyabilir. Peki nasıl kontrol ediyorsunuz? Kim alıyor bu silahları? Bakın, açıkçası burada %100 bir kontrol söz konusu değil. Çünkü bu bölge sivil savunma sistemlerini önceden kurduk ama vatanseverler bunlar. Bu insanlar vatanseverler. Bir grup oluşturup onları inceliyoruz. Peki bu silahlar yanlış ellere geçerse ne olacak efendim? Suçlular ya da bu direnişe karşı olanların eline geçerse? Bakın, çok daha önemli başka bir soru var burada. Mesele ülkeyi korumak. Anlıyorum. Peki, evet, şu anda önceliğimiz ülkemizi korumak. En önemli şey bu. Elinizde kaç sivilin hayatını kaybettiğine dair veriler var mı Kiev'de? Bir saniyenizi rica edeceğim. Çünkü lütfen bekleyin. Size tam doğru sayıyı vermek istiyorum. Evet. Kiev'de sadece elimdeki bilgi şu an resmi sayılara göre Kiev'de 9 sivil yaşamını yitirdi ve bir çocuk hayatını kaybetti. Ve 4 kişiyi tanımıyoruz çünkü üzerlerinde pasaportları yoktu, kimlikleri yoktu. Kim olduğunu bilmiyoruz ama onların da naaşını bulduk. Yani toplamda 15 can kaybı var bildiğimiz kadarıyla şu anda. 18 sivil savunma askeri hayatını kaybetti şehrimizi savunurken ve 106 kişinin yaralandığını söyleyebilirim. Bunların 47'si sivil. Ve bugün büyük bir patlama oldu ve bir apartman, çok dairesi olan apartmanların yakınında bir patlama oldu. Birçok kişi de yaralandı orada ama tam sayı yok. Bu sayıları soruyorsanız. Sevgili izleyiciler, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'nun açıklamalarıyla bültenimizi noktalıyoruz.